Şimdi kısa bir nesne yönelim programlamayı hatırlayalım. Ondan sonra da geçen haftaki uygulamamızı bir nesne yönelim programlamaya göre değerleyelim. Biraz daha şık bir hale getirelim. Biraz daha kullanışlı bir hale getirelim. Yarın öbür gün webde kullanabileceğimiz bir yapıya dönüştürelim arkadaşlar. C# biliyorsunuz .NET sonrasında bayağı popüler oldu. Bayağı bir kullanım alanı sahip. 7. sırada mıydı? 6. sıra, 5. sırada pardon. Dünyanın en popüler 5. dili. Fena da bir yerde değil arkadaşlar. Nesne yönelim programlama kavramı arkadaşlar. Özellikle fonksiyonel programlamanın yerini aldı. Şu an neredeyse bütün modern dillerin hepsi arkadaşlar. Nesne yönelim programlama başlığı altında toplanıyor. Biz normalde nesne yönelimli ve fonksiyonel olmak üzere aslında ikiye ayırıyoruz. Birçok ayrım şeyi var, türü var. Ama biz bu kavramı kullanmayı daha çok seviyoruz arkadaşlar. Özellikle community olayı için inanılmaz bir olay durumdur. Çünkü sürekli yeni kütüphaneler ekleniyor. Bu yeni kütüphanelerin herkes tarafından kullanılabilme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Bu nesne yönelik programlama aktivitesi sadece kütüphaneden bu arkadaşı using yaptığımızda bu arkadaşın bütün özelliklerine sahip bir duruma geliyoruz arkadaşlar. Nesneyi türetmemiz yeterli. O nesneyi türettiğimiz arkadaşlar bu nesnenin bütün yeteneklerine, daha doğrusu bu kütüphanenin ya da bu klasın ya da bu klasın altındaki metotların hepsini rahatlıkla kullanabiliyoruz arkadaşlar. NTP'nin 3 tane şeyi var. Object Oriented Programming OOP olarak da geçiyor. 3 özelliği var arkadaşlar. Kapsülleme, polimorfizm ve kalıtım. Güvenlik kullanışlılık ve yetenek devralma olayından da bahsedebiliriz arkadaşlar bu kavramlarla ilgili. Bu da nesne yönelik programlamanın arkadaşlar en önemli özelliği class kavramı, sınıf kavramı arkadaşlar. Burada proje ismi biz projeyi oluşturduğumuzda oluşuyor. Şurada oluşturduğumuz yapı arkadaşlar bizde normalde program olarak gelir ilk çalışma. Ondan da bir main metodu çalıştırır. Bu da class ismi şeklindedir. Burada mesela ne yapmış? Personel bilgilerinin tutulması için bir tane class oluşturmuş. Bu class şu an sadece belli bir değere sahip. Ne diyeyim artık, burada kapsüleme aktivitesi gerçekleşmemiş. Getter'lar, setter'lar, construct'lar oluşturulmamış. Böyle basit bir class oluşturulmuş arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bir sonra diğer projemizde biz de diyeceğiz ki to do diye bir tane class oluşturacağız. Orada to do'ya işte ne diyeyim artık bir görevin bir ID'si olur, bir title olur. Bir de görev tamamlandı mı tamamlanmadı diye 3 tane seçenek atarız. Yani bir ID integer kullanacağız, bir string title kullanacağız, bir de boolean is completed diye bir tane değer kullanacağız. Kendi yapımızda o verimizi arkadaşlar ona göre revize edeceğiz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar normal genel bir kullanım. Normalde ne yapıyor arkadaşlar? Bizim program içerisinde çalışan main metodu arkadaşlar bizim daha önce üretmiş olduğumuz personel isimli class'tan personel isimli bir nesne türetiyor arkadaşlar. Bu nesne otomatik olarak personelin bütün yeteneklerine sahip oluyor. Oradaki ne diyeyim artık veriyi get ve set edebilme yeteneğine sahip oluyor. Biz mecbur ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu getter ve setter'lar oluşturmamız gerekiyor ki o veriye program klasına rahatlıkla erişebilelim arkadaşlar. Onda değişiklik meydana getirebilelim. Set edebilelim oradaki değeri. Biz dersimizde onu da işleyeceğiz arkadaşlar. Şu uygulamamızı ona göre de yapacağız. Kapsülleme arkadaşlar sınıf içerisinde yer alan alanların sınıfın dışarıdan erişimine kapatılarak kontrol altına alınması olayıdır. Yani private yapıyorsunuz arkadaşlar siz aslında verilerinizi. Şuradaki public değerleriniz arkadaşlar private yaptığınızda otomatik olarak ne yaparsınız arkadaşlar? Encapsulation yaparsınız, yani korursunuz. Bu arkadaşın buraya erişebilmesi için mutlaka sizin bir metot yazmanız gerekiyor. Getter ve setter metodu yazmanız gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz burada bu veri get ve set edilebilme yeteneğine sahip. Set etme demek veride değişiklik meydana getirme. Get etme demek de veriyi
çağırma. Get ettiğimiz veri return değer döndürür arkadaşlar. Set ettiğimiz veri de arkadaşlar bir void fonksiyondur aslında. Ne yapar? Bizim değişkenimize göndermiş olduğumuz, set edeceğimiz yeni değerli arkadaşlar eşitler. Biz mesela o işi ne yapıyoruz? Şu şekilde de gerçekleştiriyoruz. Aslında diyoruz ki class diyelim ki to do. Class to do'yu oluşturduktan sonra burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Public integer işte ne diyeyim artık id public string title işte bool public bool is completed diyelim. Şimdi bu bizim normalde değişken tanımlama aktivitesini gerçekleştirdik. Biz bu değişkeni get ve set edebilmesi için genelde şöyle bir şey kullanırız. Ben kısa kullanım yöntemlerinden bir tanesini söyleyeceğim size. Class'ın adı yazılır. Class'ın içerisine to do yazılır mesela. To do'dan sonra parantez açılır arkadaşlar. Ve şuraya süslü parantez verilir. Burada this nokta id deyip gelene id'yi this nokta ne diyeyim artık title deyip title'ı get etme set etme this nokta is completed deyip görev tamamlandı mı tamamlanmadı mı olayını gerçekleştiririz. Bu 3 aktiviteydi arkadaşlar. Bu şekilde alırız. Yani burada hem get hem set etme aktivitesi bir arada gerçekleşir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela projemiz üzerinden gidelim arkadaşlar. Hatta projemizi C# insan grubuydunuz. Proje kısmında arkadaşlar to do list var. Bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. To do list OOP yapıyorum arkadaşlar. Object Oriented Programming aktivitesi gerçekleştiriyorum. Şimdi hemen şu arkadaşı açalım arkadaşlar. Name space var arkadaşlar. Hatta şu yeni bir şey oluşturayım, proje oluşturayım. Direkt oraya mı atayım diye şimdi düşündüm. To do list OOP. Şu an her şeyimiz tamam gibi. Sıkıntımız var mı? Ama sadece program dosyasında çekebiliriz. .NET run diyelim arkadaşlar. Çalışıyor mu? 1. Gösterecek kayıt yok. 2. Merhaba. 1. Merhabayı gördük. Herhangi bir sıkıntımız
Yok arkadaşlar. İndeks değeriyle çalıştık. Sadece diziye bir değer attık. Falan filan. Şimdi normalde olması gereken ne arkadaşlar? Burada bir klas oluşturmamız gerekiyor. Şu ana dizinin içerisine. New class diyelim arkadaşlar. Klasımızın adı ne olsun? Klasımızın adı da arkadaşlar to-do olsun. To-do isminde bir klasımız var arkadaşlar. Burada ben get set constructor ve encapsulation aktivitelerini bu şekilde gerçekleştiriyorum. Diyorum ki arkadaş bu id get set prop bu string. Title olsun. Get set it. Prop. Bu arkadaşım da bool olsun. Is completed. Olsun arkadaşlar. Şu an 3 veriye sahip bir özelliğim var. Ben burada to do listim arkadaşlar ArrayList diye dinamik bir fonksiyondan almıştım. Ben to do listimi artık to do listin to do özelliklerine sahip bir listeden almasını istiyorum. Yani verimi arkadaşlar ona göre revize edeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar verimi? Diyeceğim ki arkadaş bu bir liste ama to do özelliklerine sahip bir liste. Bu bir liste ama to do özelliklerine sahip bir liste. Ve bu arkadaşta yeni bir nesne türetme aktivitesi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şu an benim tabi bunlar normal to do list aktiviteleri. Ben şu veriyi genel olarak sileyim. Yapılacaklar listesi. Şu kısmı genel olarak arkadaşlar siliyorum. Değişecek çünkü bu yapı. Yapılacaklar listesini de şurada oluşturmuşum. Şu arkadaşlar şu hatta gelsin, kalsın. Burayı farklı yazacağım. Şimdi artık to-do özelliklerine sahip bir listeye sahibim arkadaşlar. Yani benden artık ID, title ve complete değeri istiyor. Bu nesne yapısı benden artık bu değerleri istiyor. Benim artık düzenleme aktivitelerimi bu arkadaşlara göre yapmam gerekiyor. Yani bu çıktıktan sonra bu görüntüleme aktivitesi hemen bana diyecek ki to do list count bu arkadaşın sayısı sıfırdan büyük mü? Bu arkadaşın sayısı sıfırdan büyükse benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şu fonksiyonu çağırmam gerekiyor. Pardon. Direkt yapılmıyor. Yapılacaklar listesi. Bu arkadaşta ne olacak arkadaşlar? Şu özelliklere sahip bir to do list olacak. Hemen bu arkadaş ne yapacak? Get yapılacaklar listesi diye gösteririm arkadaşlar. Ve bir to do iyi yaşa listeden alsın arkadaşlar. Şimdi biz daha önceki listemizde arkadaşlar sadece bir indeks değeri vermiştik arkadaşlar. Sadece bir indeks değeri vermiştik. Şimdi ben bu arkadaşın birçok özelliğini rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlar? Alabilirim. Mesela şöyle bir düzen yapalım. Slash n'le. Bir aşağı insin. Mesela desin ki id
slash t olsun. Bir tab versin arkadaşlar. Sonra şöyle bir işaret koyalım. Sonra ne yapsın? Title'ı yazsın. Title'ın biraz uzun olduğu için iki tane slash t kullanayım. Artık şeyi ayırıyorum. Yani sütunları ayıracağım. Çünkü birden fazla özelliğim var. Şey verdikten sonra bir de şöyle bir özellik vereyim arkadaşlar. Is completed. Yani bu adam tamamlandım. Bize true veya false değeri ne yapacak arkadaşlar? Döndüreceğiz. Şöyle bir sistem olacak arkadaşlar. Şöyle bir veri yapısı elimde olacak. Görüntüleme bu şekilde. Bu arkadaşın görüntülenmesini de şu şekilde gerçekleştireceğim. Bir şöyle bir şey yapalım. $n. Şöyle bir şey yapalım. $n daha koyalım. Şöyle bir aşağıda keyifli bir liste oluştu. Bu arkadaş ne yapacak arkadaşlar? Sıfırı düzenleyecek. Bu arkadaşın sıfırından sonra t dedikten sonra gelecek birinci kaydı arkadaşlar. Birinci indeksteki göndereceğim değeri yazacak. Hatta şu simgeyi de koyayım önüne. Sonra iki tane t yapacak. Yani tab koyacağız iki tane. İki tab koyduktan sonra tekrar bir boşluk yapacağız. Bu defa da ikinci indeksteki veriyi yazdıracağız. İkinci indeksteki veriyi yazacağız arkadaşlar. Bu arkadaşım ne? To do list nokta diyorum ki neleri var arkadaşımın? Hangi özelliklere sahip? Ben hemen to do list'in köşeli parantezine yapıyorum arkadaşlar. To do list'in köşeli parantezi iyi. Nokta diyelim. ID'si birinci değerim. To do list i'nin nokta title'ı ikinci değerim virgül to do list i'nin is completed arkadaşlar benim üçüncü değerim. Yani ne yaptım arkadaşlar? Ben 3 değeri de buradan getirdim. 3 değeri de buradan getirdim ve yazdırma aktivitesini gerçekleştirdim. Artık normal veri tabanının yapısına göre bir liste yapısı oluşturmuş oldum. Yani to do türünde bir liste ürettim ve bunun ismine de to do list isminde bir nesne koydum arkadaşlar. Ben aslında şey de yapabilirdim. Yani derdim ki to do list isminde bir class oluşturdum. Mesela şurada diyelim ki bir tane class oluşturayım. Hatta direkt şey yapalım. Sağ tuş tıklayalım. To do list isminde bir class oluşturup arkadaşlar. Bu class pardon ismini değiştireyim şunu. Şöyle bir şey yaptığımda ve bu arkadaşı da ekleyelim. Using Gemini. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bana bir arkadaşım bu işin bunun neye yaradığını, ne yaptığını söylesin. To do list isminde bir class oluşturuyorum. Bu class to do özelliklerindeki bir listenin bütün kalıtsal özelliğini almış oluyor. Yani kalıtım olayı oluyor arkadaşlar. Yani şuraya da gidip programın içerisinde
Şurada şu kısım yerine direkt to-do list ne yapabilirdim arkadaşlar? Yazabilirdim. To-do list türünde bir to-do list diyebilirdim arkadaşlar. Ya bu şekilde de gidebilirdim, bilginiz olsun. Ama çok da zorlamaya gerek yok dedim, o yüzden yapmadım. Ama bu şekilde de kalıtımın en azından özelliğini görmüş olursunuz. Kalıtımdır bu. Yani böyle de yapabilirdim, bilginiz olsun. Şöyle yapmak daha basit geldi. O yüzden hemen bunu halledeyim dedim. Şimdi bu arkadaş yaptığında yapılacaklar listesini yapıyor, koyuyor. Sonra da ne yapıyor? Bizden tekrar hangi işlemi yapmamızı istediğini soruyor. Biz de hemen diyoruz ki arkadaş ikinci işlemi gerçekleştir. İkinci işlemi gerçekleştirirken ne yapacak? İkinci işlemi gerçekleştirirken arkadaşlar yapacağı şu. Sistemde kayıt var mı yok mu diye karşılaştıracak. Çünkü bana bir önceki kaydın arkadaşlar ID'si gerekiyor. Bana bir önceki kaydın ID'si gerekiyor. Ben ne yapacağım? En son kaydın ID'sini alıp bir arttırabilirim. Ya da kayıt sayısını alıp bir arttırabilirim. Bu verinin oluşması için. Hemen diyorum ki arkadaş to-do türünde bir to-do oluşturuyorum. To-do türünde bir to-do oluşturuyorum. Eşittir. New to-do diyorum arkadaşlar. Biz buna data da diyebiliriz. Bu arkadaş tekrar başlaya gitsin ki en azından bize kızmasın. Şimdi bu arkadaş bize to-do türünde bir to-do üretecek. Ben diyorum ki arkadaşım to-do'nun nokta ID'si eşittir. Ne olmalı arkadaşlar? To-do'nun nokta ID'si bir önceki normal bizim to-do listin kayıt sayısının artı biri olmalı değil mi? Ya hiç kayıt yoksa ilk indeksim ne olacak arkadaşlar? İlk indeksim sıfır olacak ama herhangi bir kayıt olmadığı için ne yapacağım ben? ID'm otomatik olarak bir verdim arkadaşlar. İkincisi bu to-do'nun title'ı da eşittir. Şuradan hemen console.write line yapalım arkadaşlar. Diyelim ki title giriniz. Ve bu arkadaşın yapısı da arkadaşlar benim ne olacak? Console nokta readline'ım olacak. Bu arkadaşın to-do nokta is complete'i de arkadaşlar. Bu arada ben kayıt aldım değil mi? Süper, tamam. Bu arkadaşın is complete'i de başlangıçta otomatik olarak arkadaşlar false olsun. Yapacağım işlem şu. To-do liste nokta et deyip buradaki to-do'yu eklemek arkadaşlar. Ve adama da ne diyeyim artık? Kayıt eklendi demek arkadaşlar. Kayıt eklendi. Ve bu işlemden sonra da ne yapacağım arkadaşlar? Adamı başa geri göndereceğim.
Sistemi anladınız mı? Biz yarın öbür gün veri tabanı oluştururken arkadaşlar, daha doğrusu büyük proje oluştururken her table'ımız için bir tane model yapısı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Her table'ımız için bir model yapısı oluşturmamız gerekiyor. Burada bu model yapısıyla arkadaşlar hem get yapıyorum, hem set yapıyorum. Benim constructor aktivitem bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Gerçekleşiyor. Sistemi çalıştıralım. .NET run diyelim. Burada bir yanlışım mı var? Bir şey mi oldu? Acaba şeyin ismini direkt değiştirdiğim için mi hata verdi? Şunu bir... Terminal. New terminal. Direkt klasörü kopyaladım. Belki onu hata aldım. .NET new console. Neyin içerisine alalım hatta bunu. Open folder diyelim. To do list OOP 2 diyelim ya da new diyelim. Şunun adını değiştirsek. Tekrar şey yapalım, oluşturalım. .NET new console yapalım. Şu programı eski dosyamızı alalım. Eskinin şu arkadaşımı edit class'ı açayım. Şu arkadaşa bunu gireyim. Sonra benden to do istiyor. Bir tane to do isminde class oluşturayım buraya. O sorunu da çözüldü. Çünkü programda şu an hata olmaması gerekiyor. Evet. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir dedim, görüntüle dedim, görüntülenecek kayıt yok dedim.
İki dedim, title giriniz, erken uyan dedim. Bir dedim arkadaşlar, şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir yapı oluşturdu. Pardon, şuraya iki tane tab koymuşum. Bir tane tab koysam yeterli. Görüntüleme sayfası. Hatta şunu da yanına şöyle koyabilirim aslında. Böyle şık göründü gibi. Şuradan da aynısı. Yani bu şekilde ben sistemimi veri tabanına yakın bir hale getirdim arkadaşlar. Şu arkadaşı da vermeyelim. Sıfır diyelim. Aldım. Şurada sıfır diyelim. Evet diyelim. Çıkalım. Tekrar run yapalım. İki diyelim. Kayıt ekle diyelim. Spor yap diyelim. Bir diyelim arkadaşlar. Şu an ID'si bir. Title'ı spor yap. Is completed arkadaşlar. Yani tamamlandım olayı da false olan bir yapı. Ya bunun SQL tarafını hemen oluşturalım. Basit bir şekilde arkadaşlar. Şimdi biz hafıza üzerinden gerçekleştiriyoruz. Onu SQL ile de bağlayabiliriz. Daha önce böyle bir aktivite gerçekleştirdiniz mi? SQL ile işlem yaptınız mı? Database kısmına new database diyelim. Hemen hiç şey yapmayalım. Yorumlayalım kendimize. Ne olsun? To do DB olsun. Bu arkadaşımızın da içerisine bir tane table ekleyelim. Bu ID olsun. Integer olsun. Sonra neyimiz var arkadaşlar burada? Title'ımız olsun. Envar Çağır 50 diyelim arkadaşlar. Bir de bizim is completed diye bir yapımız olsun arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu önemimiz var mı burada? Bu önem yoktu. O zaman mecburen ne yapacağız? Bit vereceğiz. True false yapacak. Bit vereceğiz arkadaşlar. True false gerçekleştireceğiz. Table'ın adı bu da olacak. Daha sonra kullanacağız arkadaşlar bunu. Şu an burada işimiz yok. Şimdi kayıt okey. Kayıt alındı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bana bu arkadaş İki, değiştir yerine güncelle diyeceğiz buraya. Daha güncelle daha güzel. To do listede arkadaşlar güncellenecek kayıt
Pardon, 3. Niye böyle bir şey yaptın? Ekle. 4'e gelelim arkadaşlar. Bunu alalım şurada. 2 ekle. Bu arkadaş da 4 olacak. Yine listeleyecek ve biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu arkadaşa soracağız. Soru soralım. Değiştirmek istediğiniz kaydı yazınız. Değiştirmek istediğiniz biz kaydın ID'si. Bu ne yapacak arkadaşlar? Bize bir ID girecek. Biz de ne diyelim arkadaşlar? Gelen ID diyelim. Integer gelen ID eşittir. Bu arkadaşı alalım. Neydi? Console.readline'ı aldık. Bu arkadaşa şey yaparsak şöyle de yapabiliriz. Int nokta parse deyip çevirme işlemini bu şekilde de gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Yani böyle de çevirme aktivitesi gerçekleşir. Convert to 32 de yapabiliriz. Int nokta parse da diyebiliriz. Int nokta parse da diyebiliriz. Şimdi bu adam bize bir ID girdi. Bizim gelen bu ID'ye göre kaydımızın indeksini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt indeksini bulmamız gerekiyor. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Benim normal buradaki ID ile gelen ID'yi karşılaştırmam gerekiyor. Ve gelen ID'yi karşılaştırdıktan sonra da mevcut bir indeks varsa o indeksi alıp o indeksi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Silmem, revize etmem gerekiyor. Şimdi yapacağım aktivite şu. Diyorum ki ne olacak arkadaş? To-do listin kaydı nokta length'i kadar, count'u kadar pardon, dönecek. Bu arkadaş to-do listin count'u kadar döndü arkadaşlar. Ne olacak? Ben bu işlemi gerçekleştirdiğimde sadece o verinin ID'sini değiştirmem gerekiyor. If diyorum. Eğer bu adamın girmiş olduğu ID ne diyelim? Gelen ID. Eşit eşit benim to-do listimdeki i isimli kaydımdaki ID eşitse ne yapacağım arkadaşlar benim? To-do listimin i kaydındaki isComplete değerini güncelleyeceğim. Neyle? Bu arkadaşın değiliyle arkadaşlar. Yani değilleyeceğim. Complete'leri ne yapacağım? Tamamlandı, tamamlanmadı, tamamlanmadı, tamamlandı yapacak. Yani değiştirmek istediğim kaydın ID'sini girdikten sonra ben hızlı bir şekilde arkadaşlar buradaki aktiviteyi gerçekleştirebilirim. Nesne yönelik para programlamanın bana en büyük avantajı bu. Yani eğer bir veri tabanı yapısı kullanacaksam ya da bir veri tabanı yapısına sahip bir map liste yapısı kullanacaksam eğer arkadaşlar bu sistemi
Nesne yönelimi programlama ile gerçekleştirmem daha mantıklı. Yapmam gereken sistem direkt bu. 1, 2, bu da 3 olsun. Şuradan Ctrl C yapalım, çıkalım. .NET Run. Bir, görüntülenecek kayıt yok. İki, derse katıl. Bir, görüntüledim arkadaşlar. Derse katıl, false. Dedim ki acı güncelleyeyim bunu. Üç, değiştirmek istediğiniz kaydın ID'si. Bu kaydın ID'si 2 diyelim, 1 diyelim. Hemen enter dedim. Tekrar görüntüledim. Tekrar ne oldu arkadaşlar? Is completed true'ya dönüştü. Ya biz normalde uygulamada ne yapıyoruz? Uygulamada şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Web tarafında şöyle bir şey yapacağız. Bu bir yapılacaklar listesi. Bu bir market listesi de olabilir. Kişi buradan ekle diye bir tane butona basıp şöyle bir buton olsun. Artı butonu olsun. Şurada da bir tane text box olacak arkadaşlar. Ve buraya bir şey yazacaksınız. Mesela diyeceksiniz ki yemek ye. Şu artıya bastığınızda yemek yeğiniz şuraya gelecek arkadaşlar. Listeye gelecek. Ve şurada yemek ye yazacak. Karşısında kırmızı olan bir kutucuk çıkacak. Bu daha işlenmemiş. Siz fareyle klik yaptığınızda bu kutucuk otomatik olarak arkadaşlar yeşile dönecek ve tamamlandı olarak görünecek. Genel to do uygulamalar arkadaşlar bu şekilde olur. Biz de bunun konsol versiyonunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bizim burada amacımız aslında nedir? Bu arkadaşı true ise false, false ise true yapmak. Mesela tekrar yapalım. 3 diyelim. 1 diyelim. 1 diyelim. Görüntülesin arkadaş. Tekrar false oldu. Yani biz oradaki değeri true ise false, false'a tur yapabiliyoruz arkadaşlar. Konsolla. Bu bana neyi kolaylık sağladı arkadaşlar? Benim nesne yönelimi programlamayla oluşturmuş olduğum bir tane model yapısını getirdim buraya. To do'yu. To do'yu rahatlıkla get ve set edebiliyorum arkadaşlar. To do'yu rahatlıkla get ve set edebiliyorum. Bu sizin hafızanızda kalsın arkadaşlar. Bu çok önemli bir aktivite. Getter, setter, constructor kavramı arkadaşlar tamamen budur. Ben başka bir klastan bu klası arkadaşlar veri okuma ve veri yazma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Listelerken veriyi okuyorum. Kaydederken de arkadaşlar ne yapıyorum? Veriyi yazıyorum. Bu şekilde bir liste yapım oluşmuş oluyor arkadaşlar. Sistem bu kadar basit. Şimdi silme aktivitesini gerçekleştirelim. Ondan sonra da derse modül kısmına kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şu 3'ü aldım. Ve bunu 4 yaptım. Dedim ki hacı silmek istediğiniz kaydın ID'sini verin. Şimdi şurada önemli bir olay var arkadaşlar. Gelen ID bir de mesela diyelim ki integer silinecek indeks diyelim arkadaşlar. İndeks değeri genelde ne olur arkadaşlar? İndeks değeri genelde sıfırdan başlar devam eder. Ben başlangıç değeri olarak -1 veriyorum arkadaşlar. Çünkü karşılaştırma yapacağım bununla beraber. Bu arkadaşları şey yapıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşları döndürüyorum. Bu arkadaşları döndürüyorum arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar dönünce bana bir tane i değerini indeks olarak verecek. Diyeceğim ki
Bu arkadaşın ID'si ile gelen ID eşitse silinecek indeks eşittir. Buradaki i değeri olacak. Yani indeksin kaçıncı sırasındaysa arkadaşlar o arkadaşı ne yapacağım? Sileceğim. Zaten biliyorsunuz to do list nokta remove at de ne yapabiliyorum arkadaşlar? Bu arkadaşı silebiliyorum. Silinecek indeks diyebiliyorum arkadaşlar. Silinecek indeks burada bir karşılaştırma yapabilirim. Derim ki silinecek indeks büyük eşit sıfır ise bunu yap. Büyük eşit sıfır ise git bu işlemi gerçekleştir. Silme işlemini gerçekleştir. Değilse hata verdir ve şeye geri git. Yani de ki böyle bir şey yok. Böyle bir kayıt yok. Hatta bunu if ile yapayım daha şey olsun. Hata verdireyim. En azından if ile yaparsam daha keyifli. Kısa if değil de. If dedim. Silinecek indeks büyük eşit sıfır ise çünkü bir indeks değeri var. Bu arkadaş yapılsın. Değilse bir hata versin. Desin ki yanlış yanlış kayıt ID'si girdiniz desin. Ve adamı tekrar ne yapsın arkadaşlar? Buradaki kayıt ID'si kısmına göndersin arkadaşlar. Ne diyelim buraya? Get ID diye bir tane şey oluşturalım. Ve bu arkadaşı buraya go-to'yla gönderelim arkadaşlar. Silinecek ID yaparsa okey yapar ve tekrar başlaya gider. Yanlış bir değer girerse de adama yanlış kayıt ID'si girdiniz deyip adamdan tekrar yeni bir kayıt ID'si lütfen doğru kayıt lütfen doğru kayıt ID giriniz dedim arkadaşlar. Ve adamı buraya ne yaptım arkadaşlar? Yönlendirdim. Şeyse de bu kaydı ne yapacak arkadaşlar? Silecek. Bakalım bir. .NET run yapalım. Görüntüle herhangi bir kayıt yok. 2 dedim. Erken kalk dedim. Bir daha 2 dedim. Spor yap dedim. Bir dedim görüntüledim arkadaşlar. Şu an ikisini bana görüntüledi. İkisinin durumu false. Spor yapı hemen bir turu yapayım. 3 dedim. 2'yi bana güncelle. Tekrar bir dedim arkadaşlar. Görüntüledi. Spor yap turu oldu. 4 dedim. Bana silinecek kayıt ID'si gir dedim. Ben 5 dedim. Enter dedim. Silmek istediğiniz kayıt ID'si dedi. Bak lütfen doğru kayıt ID'si girin. Doğru ID girin dedim. 2'yi sil dedim hadi. Hatta şurada 2'yi sil dedikten sonra da bir kayıt silindi desin ya. Kayıt silindi desin.
Şu an tekrar 1 diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar spor yapı ne yaptı? Sildi. 0 dedim. Uygulamadan çıktım. Bu şekilde ben uygulamamda basit bir şekilde object oriented yani nesne yönelimli programlama aktivitesini kullanmış oldum. Çok kullandım mı? Yok, çok fazla kullanmayacağız. Çok böyle kullandığımız durumlar olacak, kullanmayacağımız durumlar olacak. Ama biz zaten her bir nesne türetmek için bir fonksiyonu, bir klası, sistemde var olan bir klası çoğalttığımızda arkadaşlar, nesne türettiğimizde otomatik olarak zaten nesne yönelimli programlama aktivitesi gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada sadece yabancı olacağınız, daha önce yaptınız mı bilmiyorum. Getter setter kavram arkadaşlar.